أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Muhterem kardeşler, İnşallah bugün Kur'an-ı Kerim'in yeni bir suresini işlemeye başlayacağız. Tertibe göre, yani Kur'an'daki sıralamaya göre 16. sırada yer alan ve adı En-Nahl, Türkçesi bal arısı olan sure. İnşallah bugün bu sureyi, bu surenin tefsirini işlemeye başlayacağız. Biraz önce söylediğimiz adını sure 68. ayetinden alır. Orada Allah Celle Celaluhu Nahl, yani bal arısından bahseder. Ve Allah Celle Celaluhu'nun harikulade sanatına işaret eden arıyı ve ondan çıkan, onun yaptığı baldan bahsettiği için sureye bu isim verilmiştir. Mekke'de inen bir sure. Orası ittifak derecesine varacak şekilde müfessirlerin beyanı. Lakin surenin 95 ila 97. ayetleri veya surenin son 3 ayeti Medine'de indiği söylenir. İbn Abbas radıyallahu anh Hazreti Hamza'nın şehadeti üzerine 95 ila 97. ayetleri Medine'de indiğini söyler. Allahu alem. Surenin ana konularını bir iki cümlede söylemek gerekirse, bir defa ana teması okuyan kişiye, sureyi dinleyen, okuyan muhatabına sorumluluk ahlakı vermektir. Sorumluluk ahlakı. Yani Müslüman kişi, ey mümin, eğer sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediysen, o zaman bunun sorumluluklarını ve bu sorumluluğun ahlakını üstlenmen gerekir der. Tabii ki tevhid vardır, Mekki surelerde olduğu gibi. Tevhidin ispatı vardır. Allah'ın birliğinden, kudretinden, yüceliğinden, eserlerinden, sanatlarından bahseder. İşte bal arısı da onlardan bir tanesidir. Şirkin reddedilmesi vardır yine surenin içerisinde. Müşriklerin ortaya attıkları yanlış sözleri çürütür, inkar eder, doğrularını gösterir. Yine ana temalarından bir tanesi, diğer Mekki surelerde de gördüğümüz gibi, Hakk'a düşmanlık yapan, peygambere düşmanlık yapan, vahye karşı çıkmaya çalışan insanların feci sonuçlarının nasıl olacağını da gösterir sure. Bir de bu surede muhterem kardeşler, tebliğ esasları vardır. Özellikle son bölümünde inşallah tebliğ esaslarını öğreneceğiz. Allah yoluna nasıl davet edilir? Hangi meselelere dikkat etmek gerekir? Hangi prensiplere uymak gerekir? Bunları da göreceğiz inşallah. Bu surede bir özellik olan hususlardan bir tanesi yine 90. ayet-i kerimedir. Meşhur bir ayet. Özellikle cuma namazlarından sonra okunan, dünya nizamını sağlayan 3 esastan ve 3 çirkin davranıştan bahseden Estaizu billah, innallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i ila ahiril ayet şeklinde devam eden o meşhur ayette bu surenin 90. sırasında yer alan ayettir. İnşallah. Bu ayetlerin hepsini Rabbimiz izin verir de ömrümüz yeterse öğrenmeye çalışacağız. Bu kadarıyla, bu kadar bir girişle yetinip ayetleri teker teker işlemeye çalışalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ete emrullahi fela testa'ciluh. Allah'ın emri geldi. Gelmiştir. Fela testa'ciluh. Acele etmeyin. Onu istemekte aceleci olmayın. Subhanahu ve taala amma yushrikun. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, beridir buyuruyor Rabbimiz surenin birinci ayetinde. Malumunuz muhterem kardeşler, Mekkeli kafirler, müşrikler, Kureyşliler
azap konusunda ve kıyamet konusunda aceleci idiler ve alay ediyorlardı genelde. Madem bu söylediğin azap şöyle şöyle olacak, hemen getir de görelim diyorlardı. Madem senin dediğin gibi bu şekilde kıyamet kopacak, insanlar tekrar dirilecek ki müşrikler özellikle ahirete inanmıyorlardı, o zaman hemen getir görelim diyorlardı. Bu şekilde bir acelecilikleri ve alayları vardı. İbn Abbas radıyallahu anh'tan aktarılır bir haber. Der ki, Kamer suresinin birinci ayeti indiğinde, ki bundan önce inen bir ayet, İktirebetis sa'atu ve şakkal kamer. Bu kıyamet yaklaştı, ay ikiye bölündü ayeti geldiğinde müşrikler biraz sarsıldı diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Biraz sustular, sarsıldılar. Acaba hakikaten onları biraz korkuttu ay mucizesini de görünce. Bir ara böyle devam ettiler. Sonra dediler ki hiçbir şey olduğu yok. Tekrar küfürleri üzerinde ısrarla devam ettiler. Enbiya suresinin birinci ayeti indi. Tekrar kıyametten bahseder. Yine sustular diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Ondan sonra kısa bir zaman geçtikten sonra tekrar alaylarına, küfürlerine devam ettiler. Hani sizin dediğiniz hiçbir şey gelmiyor diyorlardı, alay ediyorlardı. Bunun üzerine bu ayet indi. Allah'ın emri geldi dedi ayet-i kerime. Ete, Arapçada mazi sigasıyla kullanılmış bir kelime bu ayette var muhterem kardeşler. Kıyametin gelmesi o kadar muhakkak ve kesindir ki Allah gelecek demedi, geldi dedi. Allah'ın cezası, kıyamet azabı gelmiştir dedi Allah Celle Celaluhu. Yani Allah gayipten haber verdiği zaman geçmiş, yani mazi sigasıyla, Almanca'da Vergangenheit form deriz ya, o şekilde buyurur. Çünkü gaybi bilen Allah'tır. Onun mazi sigasıyla böyle bir haber vermesi vuku bulacak olan olayın mutlak manada kesinliğini ifade eder Kur'an tefsir usulünde. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun burada bu şekilde buyurması, ey müşrikler siz acelecisiniz. Ne zaman gelecek diyorsunuz? O azap gelmiştir. Siz farkında bile değilsiniz. Yani yakında gelecektir. Şurası bir hakikat ki muhterem kardeşler, kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Allahu alem. Fakat şu gerçeği kimse inkar edemez ki her geçen dakikayla, her geçen günle, her geçen ayla, yılla, senelerle kıyamet daha yaklaşmaktadır. Ve bu ayetin ne kadar bu hakikati güzel ifade ettiğini bunu düşündüğümüzde anlayacağız. Son Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesi kıyametin en büyük alametlerinden birisi değil mi? Ve hatemin nebiyyin diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberlerin sonuncusu, kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'in gelmesi kıyametin en büyük alametlerinden değil mi? Başka kitap gelmeyecek. Başka Kur'an, başka peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberi. Ahir zaman diyoruz bu zamana. Son. Başka bir şey olmayacak artık. Ne yaşanacaksa artık bu kitapla yaşanacak, bu peygamberin ümmetiyle yaşanacak. Ondan sonra kıyamet kopacak. Yine kıyametle ilgili haberleri veren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyametin en büyük alametlerini, bırakın küçüklerini, en büyük alametlerini haber veren alametlerden birçoğu vuku bulmuş değil mi? Onlar da vuku bulmuş. Demek ki kıyamet ve Allah'ın cezası, azabı o kadar çok yaklaşmıştır ki, fakat inkar edenler farkında olmadıkları için hala dinsizliklerine devam ediyorlar. Bakın ayet Subhanahu diyerek, Allah'ı tenzih ederek bitiyor. Niye Allah'ı tenzih ederek bitiyor muhterem kardeşler? Çünkü onların Allah'a iftira uydurmaya çalıştıkları hususlardan bir tanesi, dediğimiz gibi, Allah kıyameti koparmaya haşa, Allah ölüleri diriltmeye haşa, Allah ahirete getirip mahşer meydanını kurmaya haşa muktedir değildir diyorlardı. Buna özellikle inanmıyordu müşrikler. Onun için Allah Celle Celaluhu burada onların bu nitelendirmelerinden münezzeh olduğunu, beri olduğunu, uzak olduğunu ifade buyuruyor. Böyle söylemek, böyle düşünmek, böyle bir şeye inanmak küfürdür, şirktir çünkü. Allah'ın böyle bir şeye gücü yetmeyeceğine. Biz müminler olarak Allah'ın Kur'an'da bize öğrettiği gibi diyoruz. Subhanallah diyoruz. Allah onların söyledikleri bu iftiralardan uzaktır. Onu tenzih ederiz diyoruz ve ikinci ayeti işlemeye devam ediyoruz. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْذِرُوا اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُونَ Allah kendi emriyle melekleri
kullarından dilediği kimseye, seçtiği kişiye, peygamber olarak seçtiğine ruh ile benden başka ilah olmadığını kullarıma uyarın ve benden korkun diye gönderir. Buyuruyor ikinci ayet-i kerime. Buradaki ayette bir ruh, ruh kelimesinden kasıt Kur'an'dır, vahiy. Tefsirlerin hepsi bize verdiği malumat bu. Yani Allah Celle Celaluhu burada meleklerini ruh ile gönderir deyince buradaki ruhtan kasıt vahiydir. Kur'an-ı Kerim, buradaki son kitap Kur'an-ı Kerim olduğu için vahiy, Kur'an kastedilmiştir. Aslında muhterem kardeşler, biraz düşündüğümüzde vahiy insanın hayatına ruh katan mesajdır. Vahiy insanın hayatına ruh katan mesajdır. Bir düşünün, maddi hayatta ruhunu yitiren bir kişi nasıl ki ölü bir ceset haline gelirse, manevi anlamda da vahiyden uzak yaşayan, Kur'an'dan uzak yaşayan birisi ceset gibidir, ölmüştür. İşte bu ayet bize bunu diyor. Böyle bir ilişki kurmamızı istiyor. Çünkü Kur'an insana hayat verendir. Hayat veren ruhtur. Göze nuru veren Kur'an'dır. Kalbe nuru veren Kur'an'dır. Onun için Enfal suresinin 24. ayetinde Allah Celle Celaluhu nasıl buyuruyor? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İstecibu lillahi velirresuli. İzâ da'akum lima yuhyikum. Allah ve Resulüne icabet edin. Size hayat veren şeye sizi davet ettiğinde. Size hayat veren şey Kur'an-ı Kerim'dir. Allah öyle buyuruyor. Bu Kur'an, bu ruh, Allah'ın melekleriyle dilediği kuluna, peygamberine gönderdiği bu mübarek vahiy mesaj insanlara hayat veren en güzel kitaptır. Bundan uzak kalan cesettir. Dik sürüngendir. Yaşayan ölüdür. Cesettir. Hiçbir değeri, anlamı yoktur Allah katında. Allah öyle buyuruyor. Farkında olmasa da, ne kadar dünyada makamı mevkisi yüksek de olsa Allah katında o cesettir. Hiçbir değeri yoktur. Çünkü vahiyden kendini uzak tutmuştur. Ve gelen vahiydeki mesaj neymiş? Kullarımı benden başka ilah yoktur ve sadece benden korksunlar. Bana ortak koşmaktan sakınsınlar. Bana isyan etmekten sakınsınlar diye uyarın diyor Allah Celle Celaluhu. Bu mesajda geldiler. Ve şimdi 3. ayet-i kerimede Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren ayetleri ve o delilleri öğreneceğiz inşallah. 3. ayetten itibaren. Estağfirullah. Halakas semavati vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Halaka, yarattı. Mazi sigasıyla geldi. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Taala amma yüşrikun. O ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Aminna. Şimdi burada muhterem kardeşler, hak ile yaratılmasıyla alakalı önceki sürelerde bazı şeyler demiştik. Yani özellikle burada neyi kastediliyor? Ey insanlar, şu başınızı kaldırıp göğe baktığınızda, çevrenize baktığınızda gördüğünüz her bir şey, gökler, yer boşuna değildir. Hepsi bir amaç ile yaratılmıştır. Hepsinin bir görevi, fonksiyonu vardır. Hepsi bir hikmetle yaratılmıştır, buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve yaratılan her bir şey Allah'ın birliğini delildir, ispattır. Allah'ın kudretini gösterir. Yeter ki bakıp ibret almayı bil. Fakat o şekilde bakılmazsa insanın küfrünü dahi artırabilir. Varlığın anlamlılığını fark etmeyen birisi kendi yaratılışının anlamını asla anlamaz muhterem kardeşler. Dünyaya baktığımızda bunu acı bir gerçek olarak göreceğiz. Bu varlık aleminin anlamlılığını görmeyen, görmek istemeyen bilim adamları dahi olsa kendi yaratılış amaçlarını asla anlayamıyorlar. Bunun farkına varamıyorlar. Fakat Allah bunlar bir hakikat ve amaçla yaratılmıştır. Ve devam ediyor 4. ayet. Halakal insane min nutfetin. İnsanı da nutfeden yarattı. Nedir nutfe muhterem kardeşler? Bir damla su, sperma dediğimiz meniden yarattı. İnsanı da bir damla sudan, meniden yarattı Allah. Dikkat edin. Fe izâ huve hasîmun mubîn. Gel gör ki o Rabbine karşı bir de düşman kesiliverdi. 4. ayet. Bir damla sudan yaratılan o insan, o basit sudan,
hiçbir özelliği olmayan o sudan, o spermadan, o meniden yaratılan insan mükemmel bir insan halini, vaziyetini aldıktan sonra nankör birisi haline gelmeye başladı. Tekamül ettikten sonra, mükemmel bir hale geldikten sonra, şu anda olduğumuz şekle geldikten sonra gel gör ki yaratıcısına sırt dönmeye başladı. Ona karşı düşman oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Burada ayeti kerime ile yine tefsirlerde bize aktarılan özel bir tip örneği var. Ubey bin Halef anlatılmış ayetlerde sebeb-i nüzul olarak. Bu şahıs hakkında Yasin suresinin 77. ayetinin indirildiği de söylenir. İkisi de doğru bir rivayet. Tefsirler bize aktarmış. Ne yapardı bu ve buna benzer müşrikler? Getirdi bir gün yerden almış bir çürümüş kemik parçası, insan kemik parçasını, seneler önce ölmüş çürümüş bir kemik parçasını getirdi Resulullah Aleyhisselam'ın önüne. Onun gözünün önünde o kemiği ufaladı, toz duman haline getirdi, rüzgara doğru savurdu. Ondan sonra dedi ki, bunu tekrar diriltmek mümkün mü dedi. İnkar etti. Onun için Allah buyuruyor ki, bir damla sudan yaratılıp bu mükemmel hale gelmiş insan kalkmış bir de yaratanına düşman keseli veriyor. Hani Yasin suresi 77'de öyle buyuruyor ya, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Bize kalkmış örnek gösteriyor diyor Allah Celle Celaluhu. وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Bize örnek göstermeye çalışıyor. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Yaratılışını unutmuş da Allah'a diyor ki, قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِذَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Şu kemikler çürüdükten sonra bunu kim diriltebilir tekrar diyor. Allah Yasin suresi 77'de bu tipten bahsediyor muhterem kardeşler. Ben sizin dikkatinizi bir başka tarafa çekeceğim. Belki başka tefsirlerde okuyamayacağınız bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum muhterem kardeşler. Aslında bu ayette vallahi bu Kur'an'ın hak ve hakikat olduğuna öyle muazzam bir delil var ki. Göremedim diyecek olursanız göstermeye çalışayım. Bu ayeti kerime de bahsedilen tip ve bu tipler o gün veya bugün yaratanını inkar ediyorlardı. Bugün de bırak kemikleri bu kadar alametler önüne sersen, ya mümkün mü bunları tekrar diriltmek? Hesapmış, haşırmış, mahşermiş, ahiretmiş diyorlar. İnkar ediyorlar. Ama vallahi onların tam bu yaptıkları işte bu Kur'an'ın hak ve hakikat olduğuna bir delildir. Niye derseniz muhterem kardeşler, işte biraz evvel örneğini verdiğimiz Ubey bin Halef gibi tipler bunu söylerlerken aradan birkaç sene geçmişti. Aradan daha çok fazla seneler geçmemesine rağmen o toplumdan Allah bu Kur'an'la öyle bir toplum çıkardı ki, biraz evvel ne dedik? Hayat verdi o topluma. Ölü bir toplumdu. Cesetti onlar. Allah vahyi gönderdi. O kemiği rüzgara savurup bunun tekrar yaratılması mümkün değildir diyen toplumdan Uhud'da elindeki leblebileri atıp ben Uhud'un arkasında cennetin kokusunu kokluyorum diyen, ahirete o kadar iman etmiş bir toplum inşa etti Allah. Bu vahyin hak olduğuna bir delil değil mi? Kur'ansız bunu yapmak mümkün değildir. Kur'ansız son peygamberin getirdiği bu mesaj olmadan, son peygamberin hayatını insanlara aktarmadan, daha bugün Rabbini tanımayan, onu inkar eden, hayatında hiçbir amacı olmayan birisini birkaç sene sonra tertemiz bir Müslüman yapmak mümkün değildir. Dünyaları versen bunu başaramazsın. Önüne milyonları koysan bu kalp devrimini gerçekleştiremezsin. Mümkün değil. Ama Kur'an'ı bir okuyor, öyle bir etkileniyor ki Allahu Ekber deyip teslim oluyor. İşte bu Kur'an'ın hakikat olduğuna en büyük delildir muhterem kardeşler. Allah'ın buyurduğu öyle gerçektir ki size hayat veren şeye davet ediyor diyor Allah bu Kur'an. Hayat veriyor, ruhi yani manevi hayat. Bir damla sudan mükemmel bir şekilde yaratıyor. Fakat gel gör ki insan Rabbine sırt çevirmiş ve ona hasım olmaya başlamış diyor ayet-i kerime. Tabii ki Allah'ın insanlar için yarattığı şeyler bu kadar değil. Bakın devam ediyor. 5. ayet. Estağfirullah. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا. Hayvanları da o yarattı. En'am, hatırlarsanız En'am suresinde detaylı anlatmıştık. Evcil hayvanlar. Deve, inek, keçi, koyun çiftleri. 8'dir bunlar. Evcil hayvanlardan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. İşte bunları da sizin için yarattık. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا. Bu en'amı, hayvanları sizin için yarattı.
lekum fiha dif'un ve menafi'u ve minha ta'kulun. Onlarda sizin için dif'un, ısıtıcı bir şey vardır. Bakın nerelere dikkat çekecek. Birçok faydalar da vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz, buyuruyor Allah Celle Celaluhu. En'am. Şimdi ısıtıcı şeyler, daha başka faydalar, bir de yersiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Kudretinin, yüceliğinin delillerini insanların önüne seriyor ki şöyle insanlar bir geri çekilip Allahu Ekber desin ve ona teslim olsunlar. Biz müminler olarak zaten baştan sona bu sureleri okurken imanımız artıyor elhamdülillah. Giyecek, örtünecek veya yatak türü şeylere muhterem kardeşler, yünlerinden, tüylerinden, kıllarından inşa eder insanlar. Şu giydiklerimize bir bakalım, araştıralım nelerden yapıldığına. İşte Allah buyuruyor ki onlarda sizin için ısıtıcı şeyler vardır. Hatta hayvanların dışkılarından dahi biliyorsunuz ateşte kullanılan şeyleri yapıyorlar, kullanıyor, mamulleri yapıyorlar. Allah tezek denilen mamulleri yapıyorlar. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu burada buyurduğu ısıtıcı bunlar. Yavrularından, sütlerinden istifade eder insanlar. Hatta bırak bunu, hayvanı alır veyahut da miras kalmıştır, satar, ticaret yapar, zengin olur. Sizin için daha başka faydalar vardır buyuruyor Allah. Daha başka faydası ne dedi? Bir de onları yerseniz buyuruyor Allah. Biri birinden güzellikte. Bir gün dana eti yersin. Başka bir zaman süt danası yersin. Koyun istersen koyun yersin. Tavuk eti istersen tavuk eti yersin. Her birini Allah halakaha lekum, sizin için yaratmıştır. İnsan için. Nasıl bir insan? Hasimun mubin. Allah'a apaçık düşman kesilmiş insan için. Öyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü Allah'a apaçık düşman kesilmiş insanın hesabı ağır olacaktır. Bu kadar nimet karşılığında. Ama şimdi okuyacağım ayet karşısında sözün bittiği bir yeri göreceğiz. Bakın estağfirullah. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik, bir zevk vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşler, bilmiyorum farkında mısınız okuduğum ayet ne diyor? Ben bu ayeti bugünkü gün okurken inanın ki şok oldum tekrar tekrar. Yani Allahu Ekber. Belki birçok tefsirde dikkat çekilmemiş fakat dikkatlice ayeti okursanız şuna açıkça işaret var muhterem kardeşler. Beşinci ayette Allah yarattığı hayvanların bizim için maddi menfaatlerinden bahsetti. Bu ayette neden bahsediyor biliyor musunuz? Allah sadece maddi menfaat değil, bizim zevkimize de bu hayvanlarda, yarattığı varlıklarda istifade sunmuş. Hoşumuza gitsin diye. Zevkimiz için yaratmış muhterem kardeşler. Yarattığı insan sadece onlardan yiyip içmesi, ısınmasını bırak, bir de onları gördüğünde hoşnut olur diyor Allah. Hoşuna gider. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Burada başka diyecek hiçbir şey yok muhterem kardeşler. Allah Celle Celaluhu insana bu kadar nimetleri sunmuş. Ne kadar kerim bir Allah. Ne kadar rahim bir Allah. Bunları görmek gerekir muhterem kardeşler. Zevkimiz için faydalı olacak şeyler. Onların güzellikleri, nefis onların gelişlerinden, oynayışlarından, o hayvanların güzelliklerinden hoşnut olur. Oturup bakar. İşte bunların şükrünü verebilirse insan ne mutlu. Yoksa bunlara rağmen Allah'ın kanunlarına karşı yaşarsa hesabı çok ağır olacaktır. Bu ayetlerin açıkça bizi söylediği budur. Devam ediyoruz. Estağfirullah. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı ancak güçlüklerle katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. İnne rabbakum leraufun rahim. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli ve pek merhametlidir. 7. ayeti kerime. Efkal, ağırlıklar. Taşıması insana ağır gelen güç şeyler. Bunlar içinde Allah ne yaratmış? Biraz sonra 8'de gelecek. Atları, katırları, merkepleri yaratmış. Sadece insanın yükünü değil, kendisini, yani kendi yükünü de taşıyorlar. Kendisi de biniyor, yükünü de vuruyor, taşıttırıyor.
kendi varması o günün itibarıyla Şam olsun, Yemen olsun, Medine olsun, etraf olsun mümkün mü? Bu hayvanların yardımıyla güçlükle varabileceğiniz yerlere onlar sizin yüklerinizi taşır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bakın 8. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Vel kayle atları, vel bigale katırları, vel hamire merkepleri, literkebuha ve zine, binmeniz için ve gözlerinize de zinet olsun diye yarattı Allah. Aynı biraz el dediğimiz gibi. Sadece o işe yaraması hani hakikaten taşıma özelliği değil, o atların o güzelliklerini bir düşünün. İnsan baktığında gözünü kamaştırıyor. Yani ne anlıyoruz burada muhterem kardeşler? Allah Celle Celaluhu yarattığı her bir nimette bir nimet daha yaratmış. Ne, nasıl anlamadım diyecek olursanız, her bir nimeti yaratmış Allah. Su nimet, atlar bir nimet, yememiz içmemiz bir nimet, nefes almamız bir nimet, her şey bir nimet. Öyle değil mi? Her şey bir nimet. Fakat bu nimetlerin her birinde bir nimet daha var. O da nedir? Tanaum dediğimiz nimet. O nimetten zevk alma nimeti. Hastalara bak. Götür önüne koy istediğin kadar hasta olmayan insanın zevk aldığı, hoşuna giden, hemen yiyip içmek istediği şeyi gözü bile görmez. Tenaum nimeti yok. Sizin için onlarda taşıma faydası olduğu gibi ve zine, bir de süs var diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle yaratmış. Zevkimize, hoşumuza gitsin diye. Allahu Ekber. Bu ayetler karşısında bir müminin alacağı tek vaziyet var. Secde hali. Allah'a teslim olmak. Başka bir şey değil. Şimdi bakın ayet daha bitmedi. Ne buyuracak? وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Sizin şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri yaratıyor Allah. يَخْلُقُ Biraz evvel halaka yarattı derken mazi sigasıyla geldiğine dikkat çekmiştim. Yani yarattı, oldu, bitti. Fakat burada ayetin sonunda dikkat ederseniz muhterem kardeşler, yahluku dedi Allah Celle Celaluhu. Allah şu anda daha sizin bilmediğiniz nice şeyleri yaratıyor ve yaratacak. O günün itibarıyla bu atlar, katırlar, merkeplerden bahsetti. Onların o gün için ne kadar büyük zenginlik olduğunu, nimet olduğunu söyledik. O gün onların bilmediği neydi? Bugün bizim bildiğimiz trenler, arabalar, uçaklar ve ona benzer şeyler. O günkü insan için bu mümkün değil. Bugün görse Allahu Ekber bu nedir acaba? Bugün bize normal gelen fakat bizim bilmediğimiz nice şeyler de ileride yaratılacak. Şimdi diyebilirsiniz ki ama insan bunları yapıyor. Allah insanın yaptığı birçok şeyi Kur'an'da kendi yaptığını, yarattığını söylüyor. Niye muhterem kardeşler? Açık. İnsanın yeni şeyleri icat etmeye, yapmaya, üretmeye kullandığı beyin yeteneğini Allah vermiştir. Bir. Beyin yeteneğini, gücünü kullanıp bunları yaparken, yeteneğiyle icat ederken kullandığı ham maddeleri de Allah yaratmıştır. Beyin gücünü kullanıp, yeteneğini kullanıp, Allah'ın yarattığı ham maddelerle yapmış olduğu, icat ettiği şeyler yine de işlemeyecektir. Onların da işlemesi için muhterem kardeşler, Allah tarafından eşyaya konulan yasalar sayesinde ancak çalışmaktadır. Uçak, Allah'ın yarattığı havayla alakalı kanun olmasa bir metre uçması mümkün değildir. Ve ona benzer tüm araçlar için bu geçerlidir. Demek ki icat etme yeteneği, kullanılan tüm ham maddeler bir de yapıldıktan sonra Allah'ın eşyaya koyduğu, işte Natur Gesetze dedikleri, tabiat kanunu dedikleri eşyaya koyduğu kanunlarla ancak bunlar çalışmaktadır. Onun için Allah buyuruyor ki وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah yaratmaktadır bunları. Mümin kul icat ettikçe imanı artar. Kafir icat ettikçe küfrü artar. Kendinden bilir. Karun zihniyetin olur. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْد۪ي der. Bütün bunlar bana, benim kendi bilgimden meydana geldi der. Haşa. Rabbini unutur. Ne olur? حَصِيمٌ مُب۪ينَ Unutmayın. Bir damladan yaratıldığını unutur. Allah'a düşman kesilmeye başlar. Allah muhafaza buyursun. 8. ayet-i kerime.
9'a geçiyoruz inşallah. Ve alallahi kastus sebil ve minha cair. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Ve lev şâe lehedâkum ecma'in. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. 9. ayet-i kerime. Yolun doğrusu Allah'a aittirden kasıt, muhterem kardeşler, tefsirlerde bize verilen malumat, doğru yolun gösterilmesi, açıklanması Allah'a aittir. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani buradaki kasıt nedir? İslam'dır. Allah kitaplar ve peygamberler göndererek bu doğru yolun nasıl olduğunu, bu doğru yolda nasıl yürüneceğini insanlara bildirmiştir. Yoksa insanın bunu bilmesi mümkün değildir. Onun için Allah buyuruyor ki yolun doğrusu Allah'a aittir. Allah insanları yaratmıştır. Aynı zamanda onlara bir amaç için yarattığından dolayı o amaca iletecek, ulaştıracak yolun nasıl olduğunu da göstermiştir. Yani ne demek bu muhterem kardeşler? Bakın 3. ayetten beri Allah'ın yarattığı göklerden, yerden, o nimetlerden, havadan, sudan, hayvanlardan bahsetti. Allah bizim sadece maddi hayatımız için lazım olan nimetleri değil, daha da önemlisi manevi hayatımız için lazım olan vahyi ve peygamberleri göndermiştir. Başıboş bırakmamıştır. Cennete götürecek yolu bize göstermiştir. Ve alallahi kastus sebil. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Ona teslim olursan seni alıp cennete götürür. Ama ne buyuruyor? Ve minha cair. Eğri yollar da vardır. Eğri yollar da vardır. Ayetin sonuna dikkat edin. Allah dileseydi herkese hidayet ederdi. Fakat dikkat edin, bunu unutmayın. Allah bir kimseyi zorla küfre zorlamadığı gibi hiç kimseyi Allah zorla imana da yöneltmez. Sana irade vermiş. Sen tercihini nasıl kullanırsan seni oraya yönlendirir Allah. Onun için Allah kimseyi zorla doğru yola iletmez. Allah kimseyi zorla bu yoldan da sapıtmaz. Yani ayetin bize verdiği mesaj çok açık. İnsanlar iradesini eğri yollar için kullanırlarsa o yolda Allah onları mahkum bırakacaktır. Huvellezî enzele minessemâi mâ'e. Gökten suyu indiren odur. Gökten suyu indiren, bulutlardan yağmuru indiren odur. Lekum minhu şerâbun ve minhu şecerun fîhi tusîmûn. Onda, o inen suda, hem sizin için ey insanlar içecek su vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler o su ile büyümektedir. 10. ayet-i kerime Nahl suresi. Şimdi bu ayetin tefsiriyle alakalı malumat vermeden önce 11'i de okuyalım inşallah, birbiriyle bağlantılı. Yunbitu lekum bihi zer'a ve zeytune ve nakhile ve a'nabe ve min kulli semerat. O biraz evvel 10. ayette söylenilen gökten inen o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsini bitirir Allah. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. İşte bunlarda düşünen bir toplum için çok büyük ibretler vardır buyuruyor. İbret vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu 11. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Çok ibret var da ana ibret nedir derseniz ayet açık. Nasıl ki su biyolojik hayatın kaynağı ise, susuz bir hayat sadece insan değil, sadece hayvanlar değil, bitkiler için bile mümkün değilse susuz bir hayat, kestin mi biter? Hiçbir zaman susuz bir hayat mümkün değilse, vahiy de manevi hayatın kaynağıdır. İşte biraz evvel dediğimiz gibi muhterem kardeşler, suyu insanın biyolojik hayatından çektiğinde o insan ölürse, o hayvanlar ölürse, o varlıklar öldüğü gibi vahyi de insandan çektiğin anda vallahi o insan ölür. Manevi ölür. Gider. Ayetin bize verdiği açık mesaj budur. Gel gör ki işin daha da acı gerçeği nedir biliyor musunuz?
Allah'ın indirdiği o suyla hayatını sürdürüp o suyu indiren Allah'a sırt dönmek nankörlüğün daniskasıdır, affedersiniz. Öyle değil mi muhterem kardeşler? Allah'ın indirdiği suyla, Allah'ın indirdiği nimetlerle hayatını sürdür, o suyu indiren Allah'a düşman kesil. Ona karşı bir hayat yaşa. Ona karşı savaş ilan et. Onun kanunlarını yok olsun diye bir hayat çabala. Allahu Ekber. Bundan daha büyük bir nankörlük, düşmanlık olamaz. Onun için ayet-i kerime başta hasimun mubin. O sudan yaratılmış insan düşman kesilivermiş dedi Allah. Dikkatimizi oraya çekti. Çevremize bir bakalım. Bu bir damla sudan yaratılmış insanlar neler yapıyor muhterem kardeşler, neler? Allah'a karşı neler yapmaya çalışıyorlar? Allah'a karşı ne yapabilirler ki muhterem kardeşler? Kendilerini mahvediyorlar. Ebedi cehennemlerini hazırlıyorlar. Fakat farkında dahi değiller. İşin acı gerçeği budur. 12. ayet-i kerime. Estağfirullah. Bitmedi nimetleri Allah devam sayıyor. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Geceyi gündüzü o size teshir etti. Teshir demek sahara, unutmayın Kur'an'da bu çok geçer. Hep insanla alakalı. Sizin istifadenize, sizin için yarattı demek. Yaratılış alemiyle alakalı çok önemli bir kanun bu. Geceyi ve gündüzü sizin için. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi ve ayı da sizin için yarattı. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Şüphesiz ki bütün bunlarda aklını kullananlar için çok önemli deliller, ayetler vardır buyuruyor Allah Celle Canuhu 12. ayet-i kerimede. Bir düşünün ey insanlar diyor ayet-i kerime. Hep gece olsaydı ne yapardınız? Bir düşünün. Ey insanlar bir düşünün, hep gündüz olsaydı ne yapardınız? Şimdi daha da acayip bir şey söyleyeceğim. Ey insanlar, sizin için yaratılan bu ayette söylenilen güneş ve ay hakkında hiç düşündünüz mü? Ya Allah bunlar için sizden bir bedel isteseydi? Bu güneş için bir bedel isteseydi Allah nasıl öderdiniz bunun borcunu? Bir yıllık ceyran sigorta, ceyran parası geldiğinde insanlar şöyle bir üzülmeye başlıyorlar. Ya ne kadar çok yakmışım, nasıl ödeyeceğim bunu? Fazla gitmesin diye elinden geldiği kadar tasarruf yapmaya başlıyor. İki kat giyiniyor üşümeyeyim diye. Gaz fazla yanmasın diye. Allah öyle bir güneş yaratmış ki sadece seni değil insan, bütün mahlukatı ısıtıyor. Allah bunun için senden bir bedel de istemiyor. İstediği bir bedel var. Kulluk. Ona kul ol. Bunlar, onun için ayet nasıl bitiyor? Bütün bunlarda aklını kullananlar için çok önemli deliller vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Aklını kullanması gerekir. Allah'ın yarattıklarıyla, yoksa Allah'a nankörlük yapmış olur insan. Bir insan yeryüzüne geldiği anda, daha annesinin karnından çıktığı anda o kadar çok nimetle donatılmış ki ödemesi mümkün değil muhterem kardeşler. O kadar çok nimetle donatılmış ki kendisini bırak, çevresinde o kadar nimet var ki. Annesi babası bir nimet. Bu söylenilen gece ve gündüz bir nimet. Güneş ve ay bir nimet. Yıldızlar bir nimet. Yukarıda sayılan bütün o güzel maddeler bir nimet. Nasıl ödeyecek bunun borcunu? Hiçbir şey istemiyor Allah. Sadece kulluk. Bir de karşılığında da, kulluğun karşılığında da daha büyük bir nimet veriyor. Nimetlerin en büyüğünü veriyor, cenneti veriyor bir de. Allahu Ekber. Şimdi bu kadar nimetle donatılmış olmasına rağmen cehennemi hak edene ne derler muhterem kardeşler? Akıl kârı bir şey mi bu? O adam hakikaten cehennemi hak etmiş. O kadın hakikaten cehennemi hak etmiş. Bundan başka bir çaresi yok. Bu kadar nimete nankörlük. 13. ayet. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Yeryüzünde sizin için rengarenk yarattıklarında öğüt alan bir toplum için gerçekten ibret vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Rengarenk yaratmış yeryüzünde nice şeyleri sizin için. Bir düşünelim muhterem kardeşler kısaca. Hep tohumu alıyoruz veya tabu işte uğraşanlar. Hiçbir şey yapmadıysa bile tohum görmüştür birisi. Çocuklar bile bilir. Hepsi birbirine benziyor tohumlar. Hep aynı. Alıyor toprağa atıyor. Birinci iki nimet bir defa orada gördü bile. Tohum bir nimet, toprak bir nimet. Sen mi aldın bunları?
Sen mi icat ettin? Allah yaratmış hepsini. Toprağa atıyor. Topraktaki nemi o tohum bir çekiyor. Şişmeye başlıyor. Şişmeye başlıyor, şişiyor, şişiyor, bir patlıyor. Toprağın üstüne doğru biraz bir şey büyüyor. Yukarıya doğru. Orada duruyor. Ondan sonra büyümesini aşağıya doğru devam ettiriyor. Orada başka bir bitki büyüyor. Ne diyoruz ona? Kök diyoruz. Kökü sağlam büyüdükten sonra yukarıya doğru büyümesini tekrar başlıyor. Öyle bir şekilde büyüyor ki yapraklar, dallar, kocaman bir ağaç oluveriyor. Ondan sonra o oluşan ağaçlardan renkleri, şekilleri, faydaları, vitaminleri, gıdası değişik değişik şeyler yaratıyor. İşte ayet onu diyor. Yeryüzünde sizin için rengarenk yaratıyor Allah Celle Celaluhu. Bütün bunlarda öğüt alan bir toplum için ibret vardır. Ama öğüt alırsan, öğüt almak için ne yapman lazım? Zikri okuman lazım. Zikir nedir? Kur'an'dır. Bu Kur'an'ı okursan ibret alırsın. Kur'an'ı okumazsan, bunları tefekkür etmezsen ibret alamazsın. Sadece okumak yeterli olmuyor muhterem kardeşler. 100 defa hatim etse birisi Kur'an-ı Kerim'i metninden, Arapçayı eğer bilmiyorsa, bu ayetleri tefekkür etmesi mümkün olmayacaktır. Sevap kazanır, çok sevap kazanır. Ödülünü de alır Allah'tan. Fakat bu tefekkürü gerçekleştirmesi için mutlaka mealini, o da yetmeyecek. Bu ayetin vallahi mealini, belki bu aciz o kadar çok okumuştur ki, fakat bu dersi hazırlanırken bambaşka perspektiften görmeye başlıyorsunuz. O kadar tefsirler okumaya başladığınızda bakın neler çıkıyor meydana. Ayetlerden neler çıktığını o zaman görmeye başlıyorsunuz. Yapacağımız Kur'an'ı tefsiriyle birlikte mutlaka öğrenmeye, anlamaya çalışmamız. Ayetin bizde amaçladığı etki kendisini o zaman gösterecektir. Tefekkür etmeye başlayacağız inşallah. Devam edelim. Estağfirullah. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ. Şimdi daha bir başka aleme geçti. Kelimeleri anlayanlar anlamaya başlayacaklar. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَر۪يًا وَتَسْتَخِرُجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ وَلِتَّبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bölemedik çünkü hepsi bir ayet. Mealini okuyalım. İçinden taze et, yani balık yemeniz için, yine içinden takacağınız süs eşyası, inci, yakut, mercan gibi şeyler çıkarmanız için denizi emrinize veren Allah'tır. Karadaki alemler bitti, şimdi denize yöneldi. Orayı da istifademize sunmuş. Veren Allah'tır. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini de görüyorsun. İşte bütün bunlar onun lütfunu aramanız ve nimetine لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, şükretmeniz içindir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 14. ayet-i kerime. Bir başka bir büyük nimet. Deniz ve denizler alemi muhterem kardeşler. Oraya yönlendirdi dikkatlerimizi. Yer küresinin 1/4'ünü çevirmiş olan okyanuslar, denizlerden bahsediyor Allah Celle Celaluhu. O kadar çok alem var ki denizde, daha kesinlikle bugün keşfedilememiş, bitmemiş. Kıyamete kadar da keşfe devam edecek. O kadar alem yaratmış Allah içerisinde. 2-3 tanesini sayıyor. İçinden yiyeceğiniz etler çıkar balıklar. Yine içinden sizin için süs eşyaları çıkar. Hem de çok değerli. İncidir, yakuttur, mercandır. Zengin olursunuz Allah'ın yarattığı nimetlerle. Bir başka nimet, yeryüzünü dolaşırsın. Gemileri ona sararsın. Ne dedik biraz evvel? Allah'ın eşya için koyduğu yasayı, tabiat kanunlarıyla yeryüzünü dolaşma imkanını bulursun. O suyu öyle yaratmış ki, rüzgarı da öyle vermiş ki denizde bütün dünyayı dolaşırsın. Ama tefekkür etmedikten sonra hiçbir faydası olmayacaktır. Denizler de sizin için yaratılmıştır buyuruyor Allah. Bakın aynı kelime geçti. Sahhara dedi Allah. Bu teshir kelimesini unutmayın. Hepsi insan için yaratılan eşyayı anlatan bir kelimedir. Kur'an'da çok sık geçecek, daha çok göreceğiz inşallah. 15. ayet. Bitmedi. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ وَاَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Nahl suresi 15. ayet. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, o yüce, koca dağları, bir de yolunuzu bulmanız için ırmakları ve yolları da Allah yarattı buyuruyor.
15. ayeti kerimede. Yeryüzünün dengesini sağlamak için o kocaman dağları tabiri caizse kazık gibi çakarak yeryüzüne yerleştirdi Allah Celle Celaluhu. Yine onun içerisinden o dağları, taşları, çölleri ve ovaları yarıp gelen ırmakları yarattı. Yolları yarattı. Dağların arasından bir de yolları verdi. Hepsini dağ yapsa, kayalık yapsa nasıl yolunu bulacaktın? Hem de öyle yarattı ki dünyanın her bir yerine rahatlıkla ulaşabilesin şeklinde yarattı. Hepsini bir kanuna tabi tuttu. Bunlar hakkında muhterem kardeşler uzun uzun anlatmak gerekir fakat vaktimizi aşıyor. Onun için burada tavsiyemiz bu konuları işleyen kitaplar okumak. Bu konuları işleyen belgesellere bakmak. Bu konularla alakalı yeryüzünde seyahat etmek. Allah tavsiye ediyor, yapın diyor. Gezin, görün, ibret alın. İmanınız artsın. Allah'ın bak dediği perspektiften bunlara bakılırsa insanın imanı artacaktır. 16. ayet-i kerime ile devam edelim inşallah. Ve alamet, daha nice alametler yarattı. Bakın burada Allah da kesiyor. Çünkü saymayla bitmez, biraz sonra gelecek. Ve alamet, daha nice alametler yarattı. Ve bin necmi hum yehtedun. Bir de yıldızlarla yollarını bulurlar, yollarını doğrulturlar. Bir başka nimetten bahsetti. Karada ve denizde insanlar özellikle gece karanlığında nasıl yollarını bulurlar? Yıldızlarla bulurlar muhterem kardeşler. Yıldızlarla bulurlar. İşte Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede bu hakikate dikkat çekiyor. Ve bütün bunları saydıktan sonra, bütün bu nimetleri hatırlattıktan sonra bakın Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki 17. ayet-i kerimede اَفَمَنْ يَحْلُقُ كَمَنْ لَا يَحْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. O halde yaratan Allah yaratmayan putlar gibi olur mu hiç? Haşa ve kella. Allah soruyor bu soruyu bize. Yaratan Allah ile o yaratmayan putlar bir olur mu hiç? Allah onlar gibi olur mu? اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Hala düşünmüyor musunuz siz ey insanlar? Allahu Ekber. Yani müşrik zihniyete bu ayet gönderiliyor. İnkar eden zihniyete bu ayet gönderiliyor. Siz bu kadar nimeti dinlediniz. Gökleri, yeri, dağları, güneşi, ayı, saymayla bitmez şeyleri, denizleri, insanın kendisini, bütün bunları dinlediniz. Bu soru inkar ifade eder. Yani bu soru hem inkarcıları susturmak hem de onların şirklerini boşa çıkarmak içindir. Akıl kârı bir şey değildir. Bütün bunları yaratan Allah'ı bırakıp zerreyi dahi yaratma gücü olmayan putlara vesaire tapmak hakikaten akıl kârı değildir. Allah onun için burada vicdanlara hitap ederek soruyor. Allah yaratmayan putlar gibi olmaz. Soruyor bize muhterem kardeşler. Ve şimdi 18. ayette bakın şu soru geliyor. Şu mesaj geliyor. Estağfirullah. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız vallahi sayamazsınız. İnna Allaha la gafurun rahim. Hakikaten Allah çok bağışlayan ve pek esirgeyendir buyurdu Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede. Şu andan itibaren yerimizi terk etmesek, kıbleye yönelsek ve secdeye yatsak, son nefesimizi verene kadar, artık 60 sene mi geçer, 100 sene mi geçer Allahu alem, o secdene ayrılmasak, şu andan itibaren son nefesimizi vereceğimiz ana kadar o secdede kalksak, vallahi Allah'a teşekkür edemeyiz. Mümkün mü muhterem kardeşler? Bir gözün değerini bile teşekkür edemeyiz. Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız la tuhsuha, sayamazsınız buyuruyor Allah. Bu ayet bir daha geçmişti, hatırlıyor musunuz? İbrahim suresi 34'te geçmişti. Bir fark var ama arada. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Daha geçenlerde işlemiştik İbrahim suresini. İbrahim suresinin 34. ayette aynı şekilde geçti. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsanız. Başı aynıydı. Burada sonu nasıl? İnna Allaha la gafurun rahim. Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Orada nasıldı sonu?
innel insane le zalumun keffar. Gerçekten insan çok zalim ve nankördür dedi Allah Celle Celaluhu. Öyle değil mi? Allah bütün bu nimetlerini bir damla sudan yaratılmasına rağmen ona düşmanlık yapanlara da vermektedir muhterem kardeşler. Onun için orada gerçekten insan zalim ve nankördür dedi. Burada da Allah Celle Celaluhu gafur ve rahim olduğunu bildirdi. Ve bizden sadece bir şey istediğini bu ayetler bildiriyor. Yeter ki siz Allah'a kul olun. O zaman onun istediği şükrü yapmış olursunuz. Yoksa ödemeniz mümkün değil. Sayamazsınız. Sayamadığın şeyi nasıl ödeyeceksin? Çünkü her yeni saydığında bir daha teşekkür etmen lazım. Hani hep diyoruz ya, oraya kadar varamayız ki hiç. Her nefes aldığımıza bir defa hamd etmemiz lazım. Sahabenin sözü bu. Her nefes aldığına hamd etmen lazım. Yine hamd. Başa çıkamazsın ki. Onun için Allah sayamazsınız buyuruyor. Yapacağın tek hal لَذَلُومٌ كَفَّارٌ zalim ve nankör olma ey insan. Bunları yaratan Allah'a kul ol. Teslim ol. Çünkü sen bu nimetlerin şükrünü veremeyeceğine göre اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Allah bağışlıyor senin hatanı. Sen kul ol, sen şükrünü ödemişsin gibi sayıyor Allah. Karşılığında bir de cennet veriyor sana. Bu ayetler bize bu gerçeği hatırlatıyor muhterem kardeşler. Bakın bir gerçeği daha hatırlatıyor 19. ayet. Vallahu ya'lemu ma tusirruna ve ma tu'linun. 19. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Bitmedi ki, bir nimet daha geldi. Sayamazsınız dedi değil mi ayet? Sayamayız ya Rabbi. Bir nimet daha geldi muhterem kardeşler. Burada ne nimet var derseniz açık. Gizlediğinizi de bilir Allah, açıkladığınızı da bilir. Gel gör ki içimizden geçenler için Allah bizi hesaba çekmiyor. Hani o ayet indiğinde sahabe perişan olmuştu ya, Bakara suresinde. Amener Resulü'nün üstündeki ayet. Sahabe perişan olmuştu. Evlerinden çıkmıyorlardı artık korkudan dolayı. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. İçinizdekileri açığa da çıkarsanız, gizleseniz de Allah sizi hesaba çekecek ayeti indiğinde sahabe evinde saklanmaya başlamıştı. Aynen öyle. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselam siz Allah hakkında şikayet etmeyin demişti. Semi'na ve ata'na. Amenin Resulü de o geliyor ya. Gufraneke Rabbana ve ileykel masir. Deyin ki ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Siz içinizdekileri açığa vurmadıkça Allah sizi hesaba çekmeyecek dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Bundan daha büyük nimet ve müjde olur mu? Bir başka nimet daha geldi dediğimden kastım buydu muhterem kardeşler. 20. ayet. 24. ayette bitireceğiz inşallah. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Allah'ı bırakıp taptıkları o putlar, o ideolojiler, o neyse artık tağutlar var ya, hiçbir şey yaratamaz onlar. Çünkü kendileri yaratılmıştır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 20. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. İnsanların elleriyle yaptıkları putlar veya ideolojilerin sahipleri, tağutlar. İşte kurmuş bir tanesi ismine komünizm demiş. Kurmuş bir tanesi ismine Marksizm demiş. Kurmuş bir tanesi ismine kapitalizm demiş. Kurmuş bir tanesi ismine demokrasi demiş. Kurmuş bir tanesi ismine laiklik demiş. Bir sürü demiş. İzim, mizim bir sürü var. Binlerce Allahu alem. Her biri bir tane kurmuş. Allah buyuruyor ki o Allah'ı bırakıp da bu peşinden gittikleri bu tağutlar, bu ideolojiler, bu putlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü kendileri ortaya icat edilmiş çıkmış. Niye bunun peşinden gidiyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta burada ayet-i kerimede Arapça gramerle alakalı bir incelik var muhterem kardeşler. Ellezî kelimesi Arapçada bilinçli varlıklar için kullanılır. Demek ki burada o zaman kastedilen şirke alet edilen ölüp gitmiş insanlar. Ne diyoruz hep buna? İşte akaid derslerimizde kendi hayatındayken kendisi tağutmuş, Allah'ın kanunlarının yanında kanunlar çıkarıp insanlara zulmetmeye çalışmış, öldükten sonra da insanlar onun putunu yapıp tapmaya başlamışlar. İşte bunu diyor Allah Celle Celaluhu. Ama her zaman böyle değil. Tapılan putların hepsi eskiden tağut değilmiş. Birçok tapılan put eskiden iyi insanmış.
Hatta evliyaymış belki. Hakikaten Allah'a iyi kulmuş. Fakat öldükten sonra insanlar aşırıya gitmişler. Şimdi en büyük örneği bunun ne? Hazreti İsa aleyhisselam. Hazreti İsa'ya bugün binlerin, yüz binlerin, belki kendisilerle milyonların tapmaları, ona Allah'ın oğlu demelerine Hazreti İsa'nın suçu ne haşa? Hazreti İsa onlara mesajı getirmiş, Allah'tan başka ilah yoktur demiş. Fakat o öldükten sonra Allah'ın oğlu demiş hainler. Onun için ayet-i kerime buyuruyor ki kendileri icat etmişler. Ve böyle devam ediyor. Emvâtun gayru ahyâ. Onlar ölüdürler. Diri değiller diyor Allah Celle Celaluhu. Ve mâ yeş'urûne eyyâne yub'atûn. Ne zaman diriltileceklerini dahi bilmezler. Nereden bilsinler? Ne zaman diriltileceklerini nereden bilsinler muhterem kardeşler? Demek ki şirke alet edilen bütün insanlar ve bu hususta Müslümanların da özellikle dikkat etmesi lazım. Müslümanların bu hataya düşmemesi için aklıma gelmişken bu ayeti şimdi söylerken unutmayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hemen vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kürsüye çıkıp verdiği hutbede ne demişti? Ey insanlar, kim Muhammed'e tapıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem bilsin ki Muhammed ölmüştür aleyhissalatü vesselam. Fakat kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o diridir, ölmez demişti. Bu noktada hemen vefatından sonra insanları bununla uyarması çok anlamlı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Aynı bir zamanlar İsa'nın ümmetinin düştüğü hataya düşmesinler diye. Aşırılığa gitmesinler diye. Onu ilahlaştırmasınlar diye. Allah'ı bırakıp ona tapmasınlar diye. Unutmayın, Ömer radıyallahu anh gibi adam bile sarsmıştı. Kolay değil. Kolay değil. Bugün bir lider öldüğünde insanlar, zor bir olay. Allah'ın Resulü aleyhisselamın ölmesi çok büyük bir olay. Onun için Hazreti Ebubekir'in bu sözleri çok önemliydi. Öldükten sonra insanlar putlaştırılmasın diye Allah diridir, o ölmez. Ona tapın diyordu. İnsanlar ölür, onlara dayanmayın. Allah Celle Celaluhu da emvâtun gayru ahyâ. Onlar ölüdür, diri değil. Ne zaman diriltileceğini bilmez ki. Allah bilir sadece. Onun için Allah'a tapın. İlahukum ilahun vahid. İlahınız bir tek ilahtır, Allah'tır. Fellezîne lâ yu'minûne bil âhireti kulûbuhum munkiretun ve hum mustekbirûn. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de mütekebbir olan, kibirlenen, böbürlenen tiplerdir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. 23'ü de okuyalım. La cereme ennallah ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun innehu la yuhibbul mustekbirin. Hiç şüphesiz Allah onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları, müstekbirleri asla sevmez buyuruyor Rabbimiz 22. ve 23. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ahirete inanmayanlar o denli başıboş yaşar ki buyuruyor Allah Celle Celaluhu. O kadar dünya sarhoşluğu içindedirler ki müstekbir haline gelmişler buyuruyor Allah. Ahirete inanmamanın bir özelliğidir zaten. Hesabını vermeyeceği veyahut da hesabını vereceğine inanmadığı bir hayatı yaşar. Hesabını vereceğine inanan bir insan hayatını dikkatli yaşar. Dikkatli olur, hesabını vereceğim diye korkar durmadan. Ama ahirete inanmayan müstekbir olmaya başlar. Hevasına göre hareket etmeye başlar. Dünya sarhoşluğu içine girmeye başlar. Hiçbir ahlaki sınır, kural tanımamaya başlar. Kendi çıkarları için binlerce insana kıyabilir. Zulmedebilir. Hevasının peşinde giderken hatta o kadar müstekbirdir ki yapmış olduğu davranışların yanlış olduğunu söyleyen insanları küçük görür hep. Onlara kötü gözle bakar. Ciddiye almaz. Bugün dünyada öyle değil mi? Hep dünyada bugün müstekbirler tekniklerini kullandıkları için, modern silahlarla uğraştıkları için karşılarındaki Müslümanların hiçbir suçu olmamasına rağmen sadece Rabbim Allah dediklerinden dolayı hem ülkelerini ıstıra ederler, hem ellerindeki kaynaklarını çalmaya çalışıp çalırlar, hem de onları kötü gösterirler. Kötü insan gibi gösterirler. İşte müstekbir vasfı budur. Allah öyle buyuruyor. Onlar hiçbir ahlaki kural tanımazlar buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ama unutmayın ki la cereme. Şunu iyi bilin ki, şunu aklınızdan çıkarmayın ki Allah onların gizleyeceklerini de açıkladıklarını da bilir. Hesabı ağır olacaktır. Bu müstekbirlerin hayatı.
Tirmizi'de geçen bir hadis var. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Müstekbirler mahşer meydanında toz zerrecikleri gibi haşrolunacaklar. Öyle küçük. Bütün insanlar onların üstüne basarak, ezerek yiyecek buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Cehenneme girdiklerinde vücutları çok büyük olacak, azapları çok olsun diye. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçen. Dünyada müstekbir olursan, insanların sırtına basarak, kanı emerek yaşarsan, ahirette zerre gibi, toz gibi tekrar haşredileceksin. Küçücük. İnsanlar senin üstüne basacak. Yerin de cehennem olacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Değer mi buna? Ey dünya müstekbirleri, ey bugünün firavunları, açın kulağınızı dinleyin Allah'ın kitabında verilen size mesajı. Zerre gibi yaratılacaksınız tekrar. Azabınız ebedi cehennem olacak. Aklınızı başınıza alın. Sizden önceki firavunlar helak edildiği gibi siz de helak edileceksiniz. Mağlup olacaksınız. Allah'ın kanunudur çünkü bu. Onun için Müslümanların bu mesajı, bu kitabı taşıyan Müslümanların görevi bu mesajı insanlara taşımaktır. Firavunlara götürmektir. Onlara iletmektir. Belki birileri dinleyip iman eder. Aklını başına alır. Bizim görevimiz duyurmak muhterem kardeşler. Ve son ayeti kerime ile inşallah, sonraki 25'te inşallah bitiriyoruz, bitiriyorum. Estağfirullah. وَاِذَا قِيدَ لَهُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Onlara şu müstekbir tipler var ya, o gününkiler, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ geçmişlerin masalları derler, alay ederler. Esatir masal anlamına gelir, değersiz söz, saçma sapan şeyler demek haşa. Allah'ın kitabı hakkında öyle derler. Bu ayette kastedilen iki şey var. Onlar özellikle öldükten sonra dirilmeye inanmadıkları için Peygamber Aleyhisselam'ın özellikle Mekke'de getirdiği öldükten sonra tekrar dirilmeyle alakalı ayetlere bunu anlatıyor diyorlardı. Masal anlatıyor bize. Tekrar dirilecekmiş, işte cennet olacakmış, cehennem olacakmış. Gülüyorlardı, dalga geçiyorlardı. Masallar diyorlardı. Bir de yine Mekke döneminde yaptıkları bir iğrençlik daha vardı. Mekke'nin giriş taraflarına otururlardı. Mekke'nin liderleri ve görevli adamlar. Hacı kafileleri Mekke'ye geldiklerinde duymuşlar. Muhammed Aleyhisselam diye bir peygamber çıkmış. Ne anlatıyor diyorlardı. Diyorlardı ki hiçbir şey değil. Geçmişlerin masallarından anlatıyor diyorlardı. Böyle hakaret ediyorlardı. 24. ayet bunu anlatıyor. Ve yapıyorlardı da ne oluyordu? Sonuncu ayetimizde de inşallah onu öğreniyoruz. 25. ayette estağfirullah. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ Kıyamet gününde, iyi dinleyin, kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenmeleri için öyle derler. Bak ki yüklenecekleri şey ne kötü bir yüktür buyuruyor Allah Celle Celaluhu 25. ayet kerimede muhterem kardeşler. Dehşet bir ayet. Çok önemli bir ayet. Saptıranlar kendi günahlarını tam alacaklar cezasını, kamileten, kamil deriz yani. Bir de وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُدِلُّونَهُمْ saptırdıkları insanların da günahının bir kısmını taşıyarak mahşer meydanına gelecekler buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ama çok önemli bir hakikat var burada muhterem kardeşler. Bilgisizce saptırılanlar, onlar da işi bitti demek. Demek ki Allah'ın karşısına çıkıp ya Rabbi ben bilmiyordum, anlamamıştım demek yok. Öyle bir hakkı yok. Onlar kendi günahından hiçbir şey kaybetmeyecek. Sadece saptıranlar, onların da bir kısmını yüklenecek. İki kat azabı olacak. Ama sapıtanlar da doğruyu tespit etmek için gayret sarf etmedikleri için, hakikati öğrenmek için yollara başvurmadıkları için azapları şiddetli olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu hususta Müslim, Ebu Davud, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste mealen şöyle buyuruyor. Kim insanları doğru yola davet ederse ona kendisine tabi olacak kimselerin mükafatı kadar mükafat vardır. Verilen bu mükafat onlardan herhangi birinin mükafatını eksiltmeyecektir. Bir çığır açtın, iyi bir çığır. Senin peşinden o çığırdan gelen insanlar
oradan yürüdüğü müddetçe senin amel defterin devam işleyecektir. Onların sevabından eksiltmemek şartıyla. Kim de sapıklığa davet ederse ona kendisine uyan kişinin günahı kadar günah vardır. Yüklenilen bu günah da onlardan herhangi birinin günahını eksiltmeyecektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti tefsir ederken. Çok önemli muhterem kardeşler. Neye, kime davet ettiğimizi iyi bakalım. Neye davet ediyoruz? Kime davet ediyoruz? Neyi temsil ediyoruz? İnsanlar bize bakarak nerelere gidiyorlar? Yine kendimiz neyi ve kimi takip ediyoruz? Bunları iyi tespit etmemiz gerekir. Bunları tespit edersek, bunları iyi düşünürsek hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşamamız mümkün olur inşallah. Bunları yapmazsak Allah muhafaza buyursun. Düşünün ki kimseyi değil de sırf kendi çoluk çocuğumuzu sapıtırmış olursak. Onlar namazsızlığı bizden öğrenmiş olursa, hani bu ayetler okuyunca hep böyle deriz ki ya işte Firavun Nemrut'tan bahsediyor bu ayet. Değil değil. Onlardan bahsediyor ama bizden de bahsediyor. Kim? Men diyor bak ayet. Men da'a. Men. Herhangi bir kimse. Kim olursa olsun. Bir çocuk düşünün namazsızlığı babasından öğrendiyse. Bir çocuk düşünün hırsızlığı annesinden babasından öğrendiyse. Bir genç düşünün içki içmeyi bir arkadaşından öğrendiyse. Birisi düşünün küfretmeyi bir başkasından öğrendiyse. Kötü yola gitmeyi, diskotekçi olmayı bir arkadaşından, birisinden, büyüğünden öğrendiyse. Vallahi bunların hepsi onlar için geçerli. Aynısı gibi düşünün. Düşün birinin elinden tuttun şuraya getirdin. Hatta düşün sen kendin belki tam anlamıyordun bile. Ama getirdiğin kişi senden daha iyi anladı. Sen öldün amel defterin devam çalışıyor. Adam dinlediği müddetçe, yaşadığı müddetçe. Aynısı da geçerli. Ne güzel bir şey. Bir baba çocuğuna namazı öğrettiyse vallahi ölse dahi çocuğu namaza devam ettiği müddetçe amel defteri devam işliyor. Hadis-i şerif bunlar. Üç şey öldükten sonra amel defterini devam eder. Salih evlat bunun içinde. Cami de bunun içinde. Sadaka-i cariye. Yine ilim de bunun içinde. Dikkat edelim muhterem kardeşler. Neye davet ediyoruz? Neye örneklik yapıyoruz? Ve unutmayın ne mirası bırakıyoruz? Para mirası bırakırsak biter, tükenir. Kavgalar da kopar bizden sonra. Ama öyle bir miras bırakalım ki biz öldükten sonra da insanlar o mirastan faydalansın. Dinleyebilsin, okuyabilsin, bir yerlere girip secde edebilsin. Bu çok önemli. Böyle bir tefekkür arzusuyla, muradıyla inşallah bugünkü dersimizi bitirelim. Herkes kendisi için nefis muhasebesi yapsın. Neler hazırladı, neler hazırlayacak? Yarın ölüm gelse arkasında ne bırakıp gidecek? Herkes onu bir düşünsün muhterem kardeşler. Herkes yarın ölebilir. Arkamızda ne bırakıp hazır mıyız? Çoluğumuz çocuğumuza ev, araba, para bırakmayı hep biz düşünüyoruz. Düşüneceğiz de o sorumluluğumuz da var Müslümanlar olarak. Ama onun ötesinde onlara daha ne miras bırakıyoruz? Allah için bunları düşünelim. Bunun tefekkürünü yapalım. Haftaya kadar şöyle kafamızı şu bir meşgul etsin inşallah. Haftaya da üzerine 26. ayetten itibaren biraz daha tefekkür edebileceğimiz ayetleri işlemeye devam ederiz.